Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchi do'stlar. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men program riyosatchisi Arman Nurjon. O'g'irlangan g'alaba sharaflik bo'lmaydi. Men g'alabani har qanday saxtapazlik vositalarining yordami bilan emas, balki ochiq oshkori qo'lga keltirishim kerak. Mana bu mashhur imperator Iskandar Zulqarnayinning o'z qaysarligi va jasoratini namoyon qiladigan so'z. U o'zining ana shunday qaysarligi, aql farosati bilan qo'shin tortib uzoq yil sharqqa yurish qilish jarayonida nurg'un strategik janglarni qilib, bir qadar qisqa vaqt ichida Yevropa, Osiyo, Afrikadan iborat uchun qit'ani to'g'risiga kesib o'tadigan zo'r bir imperiyani qurib chiqqan. Iskandar Zulqarnayin nihoyat jafolik sharoitda askarlar bilan hamdamda bo'lib birlikda jang qilgan va o'z askarlariga "Mening badallarimda hech bo'lmasa oldi tarafimda yaralanmagan yer yo'q. Mayli yaqin orliq yoki uzun orliqdan bo'lsin, mening badanimda iz qoldirmagan bir mu qural yo'q. Elish jarayonida dushmanning qilichlarimni takkan. Qancha o'qya o'qlarining zarbisiga uchirganligimni bilmayman. Kaltaklanish va toshlarning zarbisiga uchrishim hisobsiz bo'ldi. Bularning hammasi sizlar uchun. Sizlarning shon-sharifinglar va boyliqinglar uchun edi. Men sizlarni boshlab g'oliblarcha qiyofatda quruqliklar, dengiz okeanlar, daryo iqinlari, tog' tizmillari, tuzlangliklarni birla bosdim. Nurg'un g'alabalarni qo'lga keltirdim. Sizlarning har biringlar mening tuqqinim degan edi. U nurg'un janglarda g'alaba qilib har qaysi joylarda o'z nomi bilan atalgan yangi shaharlarni barpo qildi. Shundoqla uning qoldirgan izlari insoniyat tarixining zo'r taraqqiyotlarini qo'lga keltirdi. Afsus, u uzoq yashay olmadi. Bir umr jafo mushaqqati jang qilib, oxirida g'alaba mevasini andiri tetishiga hayotidan ayrildi. Xo'sh, radio anglovchi do'stlar, biz bugun sizlarga Ulug' imperator Iskandar Zulqarnayinning hayotiy faoliyatining davomini so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglaysizlar. Milodiydan ilgirki 333-yil bahorda Iskandar bilan Pamini armiyaga ayrim qo'mondonlik qilib, ikki yo'l bilan Persiya imperiyasining ichki rayonlariga qarab yurish qildi. Peshqadam general Pamini zo'r qo'shin va harbiy lazimatliklarga qo'mondonlik qilib, cho'ng yo'lni bo'ylab Persepolisga qarab bordi. Iskandar bo'lsa, o'zining muhofizachilar qo'shuvini otliq askar razvedka tirdi. Bir qism piyoda askarlar va Agroyan qo'shunidan tashkillangan xil qo'shinlarni boshlab, tog' rayonlaridan o'tadigan chig'ir yo'llar bilan Persiya rayonini aylanib o'tdi. Persepolisga bordigan bu chig'ir yo'ldan saqlisi eg'izni polvon o'talmas uningdan hech inson deyiladigan bir tayig'iz bor edi. Persiya ulkusining naibi Arubajannis 40 ming kishilik qo'shin bilan bu yerni saqlaydi. Iskandarning qo'shinlari tog' tuviga kelib, darhol hujum tashkillagan bo'lsa-mu, lekin 2 kungacha hujum qilib olmadi. Eg'ir qurollangan qo'shin saqlayotgan eg'izga qattiq hujum qo'llanish usulining unumsizligini ko'rgan Iskandar bu yerning yer shaklini inchikilik bilan muhokama qilib, bu yerda bir kichik sho'ba atratni saxta hujumga qoldirish. O'zi Agroyan qo'shuni, Kritosning o'qiyachilari va bir otliq askarlar o'tir atratini elib, qorong'u kechida yana bir tog' eg'izidan oyinib berib qo'rchashni qaror qildi. Uning parizcha tong etishdan ilgari ichki tashqi taraf qistab zarba bersa, tog' eg'izini qo'g'dayotgan dushmanlarni yo'qotish mumkin edi. Bir Persiya asrining boshlamchiligida Iskandar va uning zarbidor atirti tor va agir bo'yiri bir chig'ir yo'lga yamashdi. Bir kechilik jiddiy yurishdan keyin tong suzilganda Iskandarning bevosita qo'mondonligidagi zarbidor atrat Arubajannisning bargohiga yaqinlashdi. Butkul bargoh rayoni jimjit bo'lib, persiyaliklar 2 kunlik jiddiy jangdan keyin uyquga ketgan. Iskandar Agroyanlarga buyruq qilish orqali dushman qorovullarini yo'qotdi. Onda tuyuqsiz hujum qildi. Makedoniyaliklar Persiya qo'g'dig'ichi qo'shinlarining chidirlariga taraf-tarafdan mash'al otdi. Xofiskin hujumga o'tishga burg'i chaldi. Tog' tuyidagi qo'shinlar darhol Udulddan hujumga o'tdi. Persiya qo'shuni kaynidan zarbiga uchrab, qalaymiqallishib ketdi. Arubajannis
fırsatın kolundan ketkenliğini bilip, az sandaki atlık askerleri bilen kaçtı. Eğiz ilinğandın keyin İskender Münbet Persiya tüzdanlıkı kirdi. Bu yoldaki Persiya koşullarının teslim olmağaları kaçtı. Bunun bilen Makedoniyelikler Persepolis'ı oğuşluk halde kirdi. Bir neçik gündün keyin Pamenio'nun zor koşullarımı yeni bir yoldan yetip geldi. Persepolis Persiya İmperiyası'nın konu paydağıdı. Bu yerde sansız kımmetlik sanat boyumları ve zor miktarda baylık var idi. İskender bir kısım baylıklarını her kaysı kısımlarının generallarına hediye kıldı. Her bir asker mol mükafatlarına erişti. O yana 1000 tuyak keçir ve 3000 tüge yığıp bu baylıklarını Makedoniya'ya mandırdı. Bir neçe yıllık yürüyüş ceryanı da Makedoniyeliklerden beyişini arzu kılmağalları yok. Hem de bu arzu emelge açtı. Onlar düşman imperiyasının paytaxtına kirip her biri rasa biydi. Maksat emelge aşkandan keyin turmuştun yakşı behriman buluşu gerek. Şuna her kaysı bargahtaki askerlerde çeçilen kuluk ve şallah görülüşke başladı. İskender mislisiz galbi aldığını mest bulup ketmedi. O boş vakit tapsıla yenideki alımlarını başlap danlık Persiya şehri ve kadimi paytaxtının kişini mehli yakıldığan menzirlerden huzurlandı. Parislarının tarihi, din ve içtimai meselelerini tetkik alattı. Bir mezgillik tekşürüş arkalık onu Persiya İmperiyası gibi olan tonuşu yanımı üstü. İskender şunu aldın sezdi ki, bu kadimi devletten şarıklıklar ve gariplikler oturuştaki erik, itikat göz karışık dair türlük ihtilaplar kelgüsü İmperiya aldır ki kıyım mesili bulup kalıdı. İskender alımlarının cemaat fikri arkalık hakimiyet ve içtimai mukimlikli müstehkemleşki paydasız türlük pasıp amıllarını yok düşünü ümit kaldı. Şuna o şarıklıklarının kadimki devir medeniyet tarihi da Garipçikler bilen okşaş muhim orunu turdağalıkın küçep körüstüş arkalık Yunanlıklarının şarıklıklar gibi olgan en-enevi bir tarafımı karşını yok atmak gibi oldu. Eğer özmürlük devirdeki İskender mol fantaziyelik kişi idi değilse, hem de onu real dünyayı beykanıdığan ve aldın körer karakterlik kişi değil gibi olandı. Persepolis ordusu da İskender çeksiz baylığı gibi oldu. Onun bir kısmını Makedoniya'ya evetişten sırt, o yani Persiya'nın her kaysı çoğun şehirlerdeki akçı yasaş dükkanlarına köpçülük tonuşluk bolgan kadimki Yunan'ın Afina şehir devleti pulunu koyuş hakkında ferman çürdü. Aynı vakitte bundak pul Yunan'da ortak işildilendi. Bu tedbir garip bilen şarık soğudusunu güllendirişte gayet zor türkülük rol oynadı. İskender koşullarının cengivarlıkını saklaş üçün yani nurgun vakit sarıp olup herbi manevir ve oğulaş faaliyetlerini ötküzdü. Gayet zor galiba aldı da İskender'in minisi sägek bolmağın çağlar mı boldı? Eyçilerine karganda bir kıtımlık ziyafette o eğir mest bolup gelip, bir güzel hanımının küşkürtüşü bilen, bırağa kurus ordusu'a otu yıkışını buyurgan. Ot yalkını ordu övcüsüge çıkkandı da, andın o pütürlay sägekleşip, kol astıdikilerge otunu derhal ölçürüşünü buyurgan. Ot ahır ölçürülgen bolsu mu, lekin Asya boyuca en parlak kuruluş toldurgusuz ziyan uçurgan. Miladiden ilgirki 330-cili 3-cü ayının ahırda, İskender işgaliyet rayonudaki işlerini yakşı uğurlaştırgandın kiyin, zor koşun başlap Peripolis'ten ayrılıp, Darius 3-cü yuşurungan Ekbatana'a karap ciddi yürüş kaldı. Ekbatana, İran İgizlikinin garbi kısmıgı caylaşkan bulup, Midiya halkının kadimi paytaxtı. Şundakla, Persiya İmperiyası'nın 4 çoğun paytaxtının biriydi. Darius 3-cü uyargı yuşurunup, Şarkışmal tarafçıki Bakhtriya'ya her kaçan keçip gitaleydi. Makedoniya armiyası yer cihanı zılzılge keldürgüde kudret bilen Azzandaki Persiya koşullarının karşılığını tarmar kılıp 15 gün işçidila Ekbatana'a yetip vardı. İskender'in hareketi tez bolsu mu, lekin Darius 3'nin keçiş hareketi tehimi tez bolup bundan 8 gün ılgırla bu şehirden ayrılgan idi. İskender'in işçi tutuplap Dövletni münkarız kılgan bu padişahını kanat yasap koğluğu dek bolgan bolsun mu? Lekin onun hazır bunda kılışı mümkün emez. O öz koşullarını red kiselişten küt çıkırışı gerek idi. Makedoniya armiyesi Asya zımanıgı kadem koygandın boyan yol boyu şehirlerge hücum kılıp kılgan hücumlarının hemmisi de kalbi kılmay kalmadı. Askerler hoşallı kutulup keyfiyatı kötüren gibi oldu. Bolup mu Babilon, Susa ve Peripolis şehirlerden kanunguçu rahat gördü ve halıgancı talantaraç kaldı. Onlarının erişken hediyeleri ve bulgan baylığı onlarının ömür boyu yap içişi ve keyip sapa sürüşüge yitetti. Şuna onlar can kılıçtaki maksatki yettik
yani şamal yap, aydaladı konup, mın çakırımlap yol yürüp can kılıçının haciti kalmadı dep karadı. Şuna İskender öz armiyesine bu avat bay şehirden ayırılıp, uzun yollu koğlap zerbi bir ilişki buyurup kalganda, askerlerinin muamelesi intayın soğuk boldu. On neçkünlük ciddi yürüyüşte, askerler cephadın tihimi zarlanıp, narazı bulup otuldaştı. Kısımlarının her dereceli komandalarımı bunu kasten körmezlik saldı. Ameliyette onlarımı könlüde narazı bulup, İskender'in baldurra koşullarını çekindirip, canı toktuşunu ümit kılattı. Ekbatana ordusu da İskender bütün armiye generalları katlaşkan bir kıtımlık yığını açtı. Şinahaydı enik ki, eğer armiye küreş iradesini yok atsa, Darius 3.'ki davamlı koğlap zerbi bir iş uyak tutursun, kolgu keltürgen gayet zor zımınlımı uzun gıcı saklap duruş tesiydi. İskender bir taraftan katlı yumuşak usullar arkalık kol asırdaki generallarını turaklaştırsa, yani bir taraftan uruştun bizar buluş keyfiyatı en yukur bulgan Yunan İttifaktaş armiyesini tarkıtıp etti. Yunan İttifaktaş armiyesi asasen şimalı atlık askerleri ve Yunan'ın her kaysisi her devletlerinin koşullarıydı. İskender'in bu hareket bilen büyük Yunan ölçülüş uruşa yaklaştı. Şunundan tartıp Asya'dan ibaret bu kent zımında can kılıdığan ya ki onun hükümranlı kılgıcılar İttifaktaş armiye emez, belki İskender İmperiyesi'nin armiyesi digenden diyerek bir etti. Şunun bilen bir vakitte İskender tarık tivitilgen koşun içine kayıtıp girişini halaydıganlarga mol mukafat birişten sırt, yani onlarını can kemiler arkalık denizden ötküzüp öz devletine apırıp koyuşku mesul buluşunu buyurdu. Eğer bazılar kalıp devamlık herbi hizmet öteşini halısa, şahsi namı bilen koşunluğu kırıp İmperiya armiyesinin bir azası buluşku mu bulattı? Tarık tivitli şakarlanğında Yunan İttifaktaş armiyesinin elbette bir türküm kişiler öz ihtiyar bilen kayıp kaldı. Neticede armiyadaki narazılık keyfiyatı zor mu zor besik duruldu. Koşunun keyfiyatı mukumlaştırılgandan keyin İskender Pamenios yallanma koşunu, Ferakiye koşunu ve bir kısım atlık askerlerini başlap kıyınrak bir yoldan Darius 3.'ki koğlap zerbi verişini buyurdu. Özü bolsa han ailesi muhafizatçılar atırdı. Atlık askerler razıbitke atırdı. Agruyan koşununu başlap yeni bir yoldan Darius 3.'ni koğladı. İskender koşullarını en tez sürat bilen Ekbatana'dan Lagi yığıcı koğlaşkı buyurdu. Ertsi yani ciddi yürüp Patiye kumluğunun yenığı geldi. Makedonilikler bir kadem kiçik geçke Darius 3. az sandiki ergeç küçülleri ve muhafizatçılar atırdığını başlap Adem az bolgan kumluğu kırıp getken idi. Bazı asırlar İskender'e bir nevri aksi herbi özgürüş kılıp Darius 3.'ni tutkun kılgallıkını eğitti. İskender'in Mısır'da kumluktan ötüştüki mol tecrübesi bolgacığa. Ular kumluk çetigi kelgende karamlık bilen içkirlep kırmay, her tarafki adam evetip açlık yığıp yol başlık uçu ızdıdı. O iki küllük açlık ve su algandinkin hıl askerlerini tallap ular bilen kumluk koglap kırdı. Bir neç küllük cephalı koglaştinkin ular yol boyudun ceni tumşıkı kep kalgan, bütün bedini yaralangan bir aksun yekne tepip, başkalarının tonuşu arkalık onun del Darius 3. işkellikini bildi. Köp ötmey Persiya İmperiyesi'nin ahırkı padişahı Darius 3. can üzdü. Darius 3. ölgenden keyin Persiya'ya 200 yıldan artık hükümranlık kılgan Ahmaniye sulalısı ahırlaştı. İskender Darius 3.'ni Persiya şahlar kabristanlığı depni kıldı. İskender Makedonya bilen Persiya İmperiyesi'ni resmi birleştirip Makedonya İskender İmperiyesi dep atap özünü padişah İskender dep çakarladı. Babilon'ni paytaxt kılıp bekitti. İskender İmperiyesi bekçoğuydu. O yalguz Avrupa'daki Makedonya, Yunan, Frakiya katarlıklarını öz içigi eliş bilenle kalmasının belki Afrika'daki Mısır, Liviye, Asya'nın gharbiriki devletler ve asli Persiya İmperiyesi'nin köp kısım zımınlarını öz içigi alattı. Bundak zor İmperiyagi hükümranlık kılış üçün İskender bundak işki hıl usulunu kullandı. Bunun biri, Persiyagi yıkıllık siyasetin davamlık yolu koyup, teslim bolgan Persiya aksunyakları, emeldarları, generallarını zor miktarda yeni baştan hizmetke koyup, ordudan şarık kaydı yosununu kullanış. Özü Persiya padişahı giydiğen ken kızıl renglik akciyek tutulgan padişahlık tonunu giyiş. Varlık kalem, elem emeldarları cümlüdün ilgiri özü bilen birli özken, özü bilen hayat mamatlık canlarını kılgan generallarının hemisi onu tızınıp tazim kılış.
Yani biri, imperiyanın çigirasını müstehkemleşki paylılık buluşu üçün Sabık Persiya imperisinin teki boy sundurulmağın şarkı kısım rayonlarını, şarkı-şimal kısım rayonlarına davamlık əsker çıkarışıydı. Bu siyasetlerinin her ikilisi Makedoniya generallarının katlı karşılığı qoşurdu. Erkinleştirilgen Yunan, Makedoniya Katarlıq dövlətlər kulga aylandığında andın hocayın aldığı tiz püküdü. Vezirler, generallarının padişah aldığı tizleniş hacetsiz. Şarkı davamlıq əsker işilçike Makedoniyelikler taqat kılalmaydı. Şunu bilen Makedoniya generalları hem nefes bulup, kanda kılıp koşun başlap Makedoniyaya kayıtıp geçini bilaldı. Yani bazılar, eğer mahbiyetlik paş bulup gelip İskender tosudağın bolsa, özlerini öldürüştüm yanmaydıqanlığını oturuğu koydu. Bu mahviyetlik yanlı İskender'nin kulkığı yetti. O buyruk çürüp, uruşkı karşı görüp çetişlik bolgan atlık askerler generali Frotas'ını kol kaldı. Frotas, peşkadem general Paminio'nun küçük oğlu. Canlardı köp kıtım İskender'nin cenini kutkuzgan. Makedoniya armiyesindeki bir danlık general bolup, kişiler bilen bolgan münasibiydi, bek yakşiydi. O İskender aldıdı kılçı korukmay, özünün Makedoniya ve İskender'din yüz örmekçi bolganlıkını kılçı itirap kılmadı. Fakat uruşunu toxtavsız davamlaştırışkı katli karşı işgelikini etdi. Eğer Frotas'ını öldürmese, birini öldürüş arkalık yüzüge ibret kılış mümkün emezdi ki İskender'e malum. Bunun dünkiyen kol astıdaki herkandık bir ofitser özüge tep tartmayı karıştıralaydı. Şunun bilen, İskender özünün dövlet başkuruş siyasetini yolu koyuş üçün özünün yakşı gördüğün Frotas'ını öldürmekti. Paminio bunundan haber tapkan dünkiyen, asker başlap özüge karıştırışıdan korkup, İskender yana Ekbatana'ğa adam evettir. O yerdeki yakın ve işencilik generalları arkalık peşkadem general Paminio'nu öldürgüzdü. Bu iş Makedoniya armiyesine gayet zor zılzılı payda kaldı. Paminio, Makedoniya armiyesinde muavın komandallık ornudu bulup gayet zor abroyu iyiydi. Onu Makedoniyelikler çokunuş bilerli kalmasın, hatta yakı yurtluk yalanlı koşullar mı kaydıydı. Onun ölümü tabi halde bütün armiyedeki ofisler askerlerini çöçtüm etti. İlgirdin özlerge pişik tonuş bolgan, çıkışkak askerler bilen takdirdaş bolgan İskender, nem üçün tuyuksuzlu bir zalim Asiya padişahı bolup kalıdı. İskender'nin keskin tedbiri, onun kol astırki dövletteki kayıtış hiyalıdı bolu vatkallarını vaxtınç tınışlandırgan bolsu mu, lekin o kol astırki netçtümen askerini mi oylumusu bolmaydı. Şunu bilen, o Persiya ve başka millet yaşlarını askerlik eyilip, onlarının Makedoniyelik pişkadem askerlerinin ornığı dastişke başladı. Şunu bilen, memleket işige yeni koşullarını üzüldürmesin evvelçi hakkıda buyruk verdi. Miladidin ilgirki 330-cili keçgüz. İskender aldı bilen Kaspi Denizi rayonunu işgal kılıp, Persiya koşullarının kaldıklarını tazladı. Andın Herat arkalık canıp kuyurup, Tihran'ın Hiyana rayonudun ötüp, şarkışımal kırdı. Adamsız ilgizlikteki karlık caylardan ötüp, yeni bir İskenderiye şehrini kurdu. Miladidin ilgirki 329-cili baharda zor koşun Hindu kuştağlarından ötüp, Baktriya rayonu'nı kırıp, Amu deryasından ötdi. Andın şöbe etre tevetip, Darius 3.'ni öldürgen Fasiyasını əsir geldi. Kaynıdılla, Makedoniya koşulları, Soğda anadiki Han şehri Semerkant arkalık Sır deryası kabardı. Makedoniya armiyası Otur Asiya'yı kırgenden kiyin, yerlik halkının barğansır karşılığı qoşurdu. Bu ahval üstüde İskender ilgiri oylumağan idi. Küçük Asiya'daki çağda Otur Deniz yakısıdaki her kaysi şehir devletleri, Filikilliklar, Mısırlıklar, Persiyeliklerden ayak astı kılışığı çoğunkur uçurakaçka, Makedoniya armiyasını özlerinin azat kılgıçsi dep karab, öz ihtiyarı bilen teslim buluşkan idi. Lekin Otur Asiya'daki her millet halkı onlara qoşmaydı. Onlar sırttan kelgen istilacılarını, karakçılar, tacavuzçılar dep karab, ular bilen katti hemkarlaşmadı. Şapkasızlarcı bastırılgandın kiyin kaini-kainidin asker tartıp karıştırdı. Makedoniya armiyası Baktriya'da özlerge karış çıkan 7 şehrini hücum bilen aldı. Bu şehirlerin işgal kılış canlarına en tasti ilingini Siropolis oldu. Bu şehir 200 netçi yıllar ilgiri Korus tarafından selingan. Şehir sepili ilgiz ve puhta. Şehirge hücum kılışta İskender'nin 5'i etilgan taştı yarlandı. Putuğu mu bir oktaydı. Onun kol astıdaki nurgun askerler canda öldü. Lekin o ahır zor miktardaki yardımcı koşun arkalık şehrini saklavatkan koşullarını yenip, bu meşhur şehrini işgal kıldı. Makedoniyelikler padişah ordusudaki baylıkını bulap dalap, şah ordusunu köydürüş arkalık açığını çıkardı.
Şu çağda Sekiflər bir çəbdəs atlıq əskərlər qoşunu nəvətib, Makedoniliklərinin Tanabi dəryasının ötüşünü tozudu. İskəndər oqyaçılar bilən taş atqıçılarqa dəryanın u tərbidikə Sekiflərgi hücum qılıb, əskərlərinin dəryadın ötüşünü qoğdaşını buyurdu. İskəndər mən təsliqdə dəryadın ötüb, dərhal səbdüzüb Sekiflər bilən muntızım can qaldı. Sekiflərinin köpünsi yaylaqlardakı atlıq əskərlər bulub, Ular Makedoniliklərinin tötçası sepi aldıda qılç təmtirmək, tötçası səpinin yan və arq tərbidiki düşmənlər bilən edişdi. Atlarının callıq, tezliklərdən paydılınıb, tötçası səpinin yan və arq tərbidin ayınıb hücum qılıb, tötçası səpini düşmənin hər tərəfləb zərbüsü qıçıraydıqan pas palət yüçürüb qoydu. Düşmənə atlıq əskərlər və oxuyacılar arqılı qaytırmı hücum qoydukəndə, Sikiflər gözlü yumub açıqçı çəkinətdi. Makedoniliklərinin hoşyarlığı boşub qalğanda, tınımsız Sekif atlıq əskərləri naməlum yerdən soğurulub çıxıb düşmənə şiddət bilən tuyuqsuzluq hücum qıladı. Bu şundaq təkrarlanış Makedoniya əskərlərində ölüm yetim iğir bolub, fəryadı fələkkə yetdi. İskəndər Sekiflərinin cəng alahiliyini asta-asta igilidi də, oxuyacılar və agroy əllərdən təşkilləngən bir yenik atlıqlar qoşununu təşkil edi. Sekiflər yəni tuyuqsuz hücum qılıb gəlgəndə, bu düşmən bilən ilişkə aldırmay, Бәлкі енік атлықларыны башлап дүшменнің кәйініге айлынып өтіп, дүшменнің чекініш yolunu үзіп әтті. Андын ұдылдікі төтчасы сәп білән Секиф атлық әскерлерге бірлікті хүчім қалды. Жидді жанда Секиф құмандануғы оқтеге бөлді. Секифлер тармар болып кетшіға башлады. Искендар дүшменнің яны бір қейтім тойықсыз хүчім қылышыдың қорқып, тоқтымай қоғлап сәрбі бәрді. Лекен Секифлер македонийліклерінің яны бір қейтім раса әдіпіні бәді. Олар дүшменнің құрғақ, Susuz qumluqlarga başlığa çıxa, nurgun makedoniliklər pas günü su uçurusunu işdi. Nəticədə nurgun adamın içi sürdü. İskəndər amal qılalmay, qoşunu çikinişki buyurdu. Sekiflər axırı qoğlab zərbi bərgücü əskərlərdən qutuldu. İskəndərinin beşini ən ağırdıqını Sekif atlıq əskəri əməz, bəlkə Septaminis dəb atılıdığan bir köçmü çarvıçı xəbirinin başlığı boldu. Bu kişi yürəklik. Qoşunu şiltişki mahir bulub, İskəndər bilən muğruşqan. Мәғлүп болғандан кейін Соғдияға қайтып, жерлік халықты қозғытып, Македония қошындары билан жан қылышқа сапарвар қылған екен. Септаминистан қарсылық тупайлыдан Искендар шарқы жүрішін тоқтатуға мәжбүр болды. О бір қысым әскери күшіні Соғдияның атық әскерлеріне давамлық жоқтышқа қалдырғандан сырт, чоң қошынды бастап, Заруб Яспада қышны өткізуге қайтты. Азады қышлық баргақта македонийліктер жылды бір өткізілдіған шарап илахи байрамыны күтіп алды. Yunan'dan toşup gelingen zor bir türküm esil şaraplar bilen Asya'nın her kaysi caylardan keltürülgen yemek içmekler yıl boyu can kılgan ofisler cançılarını hoşluk cöndür verdi. Mol şarap ziyapıtı kaini kainiden ötküzülüp, kişiler əsəbilərçi məst buluştu. Hatta İskender mu bu çağda özünü tizgil yelmedi. Bir kıtımlık ziyapette Spirtin rolü bilen bazı kişiler köyünü güyüşürgen geplerini aşkara eğitip etti. Bazılar İskender'ni mahtaş kaldırıp, Filipp'nin muvaffakiyetlerini küçünün barcı pesetişki başladı. İskender'in imikanısının inisi, Pidailer kumandalarının bir bolgan Keritos, bundak keplerini anlığandan kiyin açığı çeki giyitip, ornudun sekirep durdu da İskender'in gazep bilen ayıpleşki başladı. İskender'in muvaffakiyetleri, Makedonya general askerlerine mensup oluşu gerek. Bunu biz konu askerler, Paminio, Firortas kokşaş kişiler, can meydanıda kılıç, necler arkalık ilişiş neticisi barlık keltürgen. Lekin aliyleri sılı onlarını öldürüp ettiler. Ilgir köpçülük aldı da İskender'ini hiç kim bundak ayıpleşki cüret kılanmadan. Şu an o kat gazeplenip muhafizatçısının koludaki kuralını tartıp aldı. Yenidiki generallar onu derhal tutup aldı. Ptolemy tohtumay tıllavatkan karı giganıp Keritos'ni söhrep çıkıp getti. Kişilerinin nesiyeti bilen İskender'in gazibi emdili besilgan idi. Kim bilsin Ptolemy'nin koludan kutulup çıkan Keritos Etilip yerip yeni varkıraşkı başladı. Senin cinini men kutuldurgan. Granico deryası da Persiya koşulları bilen bolgan katlık canda eğer men bulmagan bolsam sen teyhi bugün geç yaşayalmaydın. Demekçi bolgunum eğer yürükün bolsa beni öldür. İskender muhabizatçisine çakırdı. Lekin hiç kim onun gibi almadı. O nalı kılgan halda acaba minin ahvalım Darius'un ahvalı okşaş mı? O ahir yek yiganı kılgan. Minin padişahlık namımdın sırt Başqa heç nəməm yoxmu dedi. O sözlügən seri qəzəblənib, axırı özünü tutalmağan halda, ornudan səkirəb durdu da,
muhafizatçısının qolidagi uzun nayzini tortib olib Kratosga otdi. Nayza Kratosning ko'krigini biroqli yerib otdi. Izjil sodiq bo'lib kelgan bu qari gigant xuddi tog'dak taloq qilib yerga yiqildi. Bu tarixlar sizning va bizning turmushimizga o'xshash oddiygina turmushdan butilgan. Biroq bu turmush mangu yodlanadigan obidini tiklayadi. Radio olg'uchi do'stlar, vaqt e'tibor bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Ata biz yana o'xshash vaqtda sizlar bilan birga tarix patlardan ulug'larimizning hayot kechirmishlaridan davomli bahrlanamiz. Ishinimizki mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi. Agar bugungi programmamizni vaqtida anglayolmagan bo'lsanglar, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni 3w.uycnr.com toriga chiqib qayta anglasanglar bo'ladi. Mashhur shaxslar programmasi har kuni Beijing vaqti tushdan keyin soat 18 dan 30 minut o'tganda Urumchi vaqti soat 16 dan 30 minut o'tganda. Takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da. Urumchi vaqti 22 da davomli huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farruq, muharrir Abduvoid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'opur. Mikrofon oldida Arman Nurjan. Xayr xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik.